Evet, hemen İsviçre'ye Lozan'a dönüyoruz. Resul Şahin göz telefon attığımız. Resul Bey, iyi sabahlar. İyi sabahlar Zeliha Hanım. Evet, biz sabahın Suriye'yi değerlendirirken Türkiye'nin önünde bir de biliyorsunuz cumartesi günü Olimpiyat şehri seçilecek. Buna kilitlendik ve de kilitlendik. Ama bir taraftan da önemli anlaşmalar yapıldı İsviçre ile ABD arasında. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Biraz detay alalım mı sizden? İsviçre bankaları ile Amerika Birleşik Devletleri makamları arasındaki vergi anlaşmazlıklarını önlemek için bazı banka hesap bilgilerinin paylaşılması konusunda geçtiğimiz hafta nihai anlaşma imzalandı. Aylardır görüşmeler oluyordu. İsviçre Federal Hükümeti internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Washington'da imzalanan anlaşmada İsviçre'nin yasal sistemi ve bağımsızlığının dikkate alındığı belirtildi. Ancak İsviçre bünyesindeki birçok banka ve finansal kurumlar içinde endişeler devam etmekte. Anlaşma ile İsviçre bankalarının daha önceki anlaşmazlıklarının net bir şekilde tanımlanmış çerçevelerle çözüme kavuşacağı vurgulanan açıklamada anlaşmanın geriye dönük veya ileri bir yasal düzenlemeye de yol açmayacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmada yer almak isteyen bankaların İsviçre Federal Konseyi'ne başvurmaları gerektiği, bankaların bu anlaşma çerçevesinde müşteri bilgilerini verme yetkisi bulunmadığı, bu bilgilerin 1996'daki çifte vergilendirme anlaşması ve 2009'da bu konuda imzalanan protokol çerçevesinde verilebileceği bildirildi. Açıklamalar oldu. Yapılan açıklamada şu da belirtildi. Bankalar Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle işbirliği yaparken özellikle verilerin korunması ve iş hukuku gibi İsviçre yasaları çerçevesinde hareket etmelidir denildi. Aslında bu ifadeler bir nevi İsviçre'de çaresizliğin dışı yansıması gibi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından haklarında soruşturma açılmamış olan İsviçre bankaları anlaşmaya katılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri vergi yasasını ihlal ettikleri düşünen İsviçre bankalarının yetkilileri ise haklarında soruşturma açılmamasını isteyerek ABD bakanlığına başvurabilecek. Evet, dinliyoruz Esu Bey. Evet, şöyle özetleyelim bir de. Yapılan anlaşma sonrası etkilenecek banka tiplerini gruba ayırabiliriz. Birinci grup, kendileri hakkında önceden dava açılmış olan bankalar, Credit Suisse, Zürih ve Basel Kantonal Bankaları ve Julius Baer adlı özel bankaları bu gruba dahil edilebilir. Bu bankalar olayın yargıya intikal etmemesi adına ABD makamlarına ödeyecekleri kesinleşmiş olana cezalarının tutarı üzerine anlaşma yollarını aramaktalar. İkinci grup bankalar ise Amerika Birleşik Devletleri yargı sistemini çiğnediklerine kesin gözüyle bakılan ve kendilerine ceza yağdırılacak olan bankalar. Evet. Üçüncü grup bankalar ise kendilerine hiçbir şekilde cezai yaptırımın uygulanmayacağına inanan bankalar. Bu bankalar da 1 Temmuz ile 31 Ekim 2014 arasında başvurularını yapabilecekler. Son grup bankalar ise sadece yerel anlamda faaliyet gösteren bankalar. Bu tip bankalar da üçüncü gruptaki bankalar gibi her şeyi doğru yaptıklarına inandıkları takdirde başvurularını yapabilirler. Sonuç olarak imzalanan bu anlaşma geçtiğimiz Haziran ayında parlamentoda reddedilen Lex USA önergesiyle neredeyse aynı. Şunu rahatlıkla diyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri istediğini elde etti. Hiçbir şey de boyun eğmiş oldu. Resul Bey, çok teşekkür ederiz.